Sağ mı döneceksin, sola mı? Sola. SAS, AS, ne oluyor lan? Selamlar. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Mahir. Ediniz. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Ha, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye sorayım dedim. Ha. Ha. İyi, sen ne yapıyorsun? Ay. Akamı gönderdi. Hoş geldiniz abi. Asi Asi. İyi be. Kimisi? Ulaşabildin mi? Asi mi? Yani yok. Galiba trafik, bilmiyorum Allah'ım. Aka Green 18.831 kişiyle bizi hostlamış. O, hoş geldiniz. Teşekkür ederim yavrum. Biz de bankanın planlarını yapıyorduk. Birazdan gelecek kişiyi tanımayabilirsiniz. O yüzden Niye? gelince anlarsın. Hoş geldiniz. Şu arabaları falan bir halledelim. Rehineleri halledelim. Bugün bir... Hadi be, bugün bir bankamız var ya. Aka sağ olasın yavrum. 994.63. 994.63. Neydi lan bunun adı? Klavye sesim fazla geliyor. Abi, ona yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Klavye iğleri ben yazamıyorum. Bak lan dalgana. Kanka. He. Rap. Sana Switch sipariş edelim. Kanka, Red Switch bu. Daha sessiz var mı? Sayna 3600 kişiyle gelmiş. Hoş geldiniz. Teşekkürler yavrum. Ay ay. Klavye sesi çok güzel. Teşekkürler.
Benim canım sıkıldı, ben buralardayım. Okey. Oğlum Mahir ne alaka amına koyayım? Mahir inan ben de bilmiyorum. Cesur yanına getirmiş. Ne konuştunuz Cesur'la? Oğlum biz markete girmiyoruz ki amına koyayım. Kafasına göre yanında adam getirebiliyor. Hayırdır oğlum? O biraz sıkıntı evet. Hayırdır yani. Bu pek hoşuma gitmedi açıkçası. Açık açık söyleyeyim. Ben de böyle bir şey bekliyorum. Burada böyle. Şuradan yiyecek içecek bir şeyler alalım. Yani sorduğum zaman da ben kefilim diyor. Bana ne amına koyayım? Yani haklısın. Ya ben sana söylemişim bir de oğlum yani Gerald dur inme. Gerald gel bir şeyler yapalım diye sen çağırmışsın adamı. Teknik olarak üçüncü kişi bana göre. Bir benim iki sensin. Üçüncü kişi yanında ben kefilim. Amcık sen kimsin sen kime kefil oluyorsun? Kolay gelsin. Merhabalar. Dayı şuradan 5 tane de sandviç veriyor. Nelerle uğraşıyoruz amına koyayım ya. Yeah. Şöyle buyurun beyefendi. Kolay gelsin küçük gelsin. Dur lan benim de üstümde para vardı. Biraz kalsın geleceğim de ihtiyacın olmayacak bu ihtimalle. Gel ya 2000 dolar para var amına korum. Zaten sinirliyim. Üstü kalsın dedim naz verdim. Götü yiyorsa içerideki tez bir şey desin amına koyayım. Yiyeceğim bir şey vereyim mi? Ha yok yok sağ ol. Tamam. Karnını doyur oğlum. Tok tok. Toka basa yiyeceğim. Sanki oyun oynuyoruz amına koyayım da yanında adam getiriyor. Halı sahaya gidiyoruz. Bir de oğlum belki ben kavgalıyım adamla. Kavgalı mısın? Ya kavgalı değilim ama belki ha, kavgalı çıkacağım yani. Ha. Ve adam gelip beni ifşalamak isteyecek. Gidecek polisi ötecek. Sen güveniyor olabilirsin de ben güvenmiyorum amına koyayım ya. Bilmiyorum abi çok amatör şeyler gibi geliyor bana. Ya gider bozarım bu arada orada Mahir'i de cesur ayıp olur. Yok sen ya umrumda şey olurum mu olmaz ya. Ama... Boşver iş yapacağız şimdi gerek yok. Dur. Amını s**keyim burayı da toprak etmiştim. Oluyor ya kayıyor yerler. Çöçe ne haber? İyi Ediciğim senin ne haber?
Var var. İyidir oğlum, özlemişim lan seni. Vallahi ben de seni özledim canım benim, ne yapıyorsun? İyi ya, ne olsun, karnım da yoruldum işte, sen neler yapıyorsun? İyi ya, bir ilaç falan içtim de boğazlarım biraz daha iyi hissediyorum ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Geçelim gel. Kardeşim iyi misin? İyiyim ya Ceraltcığım, sen nasılsın? İyidir iyidir. İyi, Allah iyilik versin. Yeah. Gel bakalım şuraya, geçelim ya. Hadi, hadi gelin. Hadi bakalım. Bu muyuz? Başka kimse yok değil mi? Asım abi şeyleri getirecek, paraşütleri, başka da. Tamam. Bir şey yok. Şimdi belirleyeceğiz kimler ne iş yapacağını abi hızlıdan. Hı hı. Tamam. Evet, orası size kalmış. Şimdi daha önce Cesur içerideydin değil mi sen? Şey ama yani hoş geldin yavrum. Cesur bu sefer olamayacak. Şu an şey gibi duruyor. Yedi zaten ince işlerdi. Evet. Ediz içeride kafadan bir. Sürücü hı-hı olarak Metin'le sen varsın. Güzel araba süren ikinizsiniz. Okay. Hı hı. Matkap ama... kaynak makinesi. İşte onu bilmiyorum. Ben hı daha önce şey yapmadım hani girip eşek ne amına koyayım şeyleri kırmadım, bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Ya ben araba sürüyorum da kırma işini ben bilmiyorum. Pek kullanmadım. Ve içeride bir tane tecrübeli konuşabilecek, polislerle anlaşabilecek biri lazım. Tamam, konuşma işini ben yaparım polislerle. Okay. Mahir'e kaynak makinesini matkabı versek yapamaz mı? Kaç gireceğiz ki içeriye? Bilmiyorum. La, gücüm kuvvetim yerinde ama işte nasıl yapılacağını ben Mahir planın tam olarak neresine dahil oldu ben onu çok merak ediyorum. Birisinde değil. Burada zaten şey kimler içeride girecek diye biz... Genel olarak yani şu an insanların programlanması var. Sen bana dedin ya evet, sağlam adam çağır diye. Kim dedi? Sen dedin ya. Oğlum dediysem bir ha sorman gerekmiyor mu teknik olarak? Sıkıntı yok. Edizim ayırdın. Oğlum geçimiz sıkıntı olup olmaması önemli değil. Ben buraya birini getiririm. Senin hoşuna gitmeyen biridir. Benim hoşuma gidiyordur. Ya sıkıntı mı var Mahir'le senin? Oğlum bir sıkıntı yok ama sormanız gerekiyordu. Burada oyun oynamıyoruz sonuçta. Işte. Doğru tabi. Yani burada okay, ben birbirimizden bir haber şey iş yapıyorsak ben ona göre hareket edeyim, ona göre davranayım. Bir şey diyeceğim. Okay. Söyle. İçeride iki tane kapı var, iki giriş var. İki kapıya da yani bir ana kapıdan konuşulacaksa arka kapıya bakacak birisi lazım. Aynen. İçeride kalabalık olmamız lazım. Dışarıda da ona göre fazla kişi olması gerekiyor belli başlı noktalara. O yüzden büyük ihtimal Asım gelse bile yine de bazı noktalarda eksiğimiz kalacak. Yani eksik adam kısmını bizim adamlardan, yani bizim arkadaşlarımızdan kapattık. Yediz. İyi de daha ne kadar yani... Tamam bu kadar işte. Yok yok. Yanlış anlama. Plan çok güzel bir plan. Ama içerideki kişiler az kalırsa sıkıntı olur. Baskın yapabilirler içeriye. Ben onu düşünüyorum. Tamam da içeriye zaten 4 girilecek. 4 girilecek içeri. Okey evet. Tamam bir kişi de şeyin başında bekleyecek. 3 tane reyninin başında bekleyecek. 5. Tamam. Bir kişi de bizi aşağıda arabayla bekleyecek. O da Cesur olacak diye tahmin ediyorum. Cesur helikopterde direkt... Tamam da çalışsın. Şu daha mantıklı değil mi? Aşağıdan bizi arabayla alsa ve helikoptere kadar gidecek, helikoptere şey, binse. Helikopter çekilme riski. Çekilme evet riski de siz şeyi planlıyor musunuz peki? Yani 7 kişi soygun yapabilmek kafanıza yatıyor mu? Onu bir iyi düşünün. Hayır. Şey, reyne başı olmayacak zaten. Olur. Çaça'nın planı vardı. Reyne'nin başına adam koymadan Reyne'yi zapt edemezsin ki. Jugularlar anahtarla çalışır. Arabayı çalıştırıp anahtarını alayım kapıları kilitleyeyim desen yapamazsın. Dışarıdan kapıyı kilitleyeyim desen adam arabadan içinden anahtarıyla açar. Desen ki seni uzaktan izliyorum arabadan inersen bombayı patlatırım havaya uçarsın. Orada 3 kişi var. Evet, bunu yapamazsın. Uçar. Ki adam bunu riske atamayacağımızı bilir. Orada yok, banka soygunu şöyle yapıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız Ediz. Yani bu yapacağımız iş basit bir iş değil. Bu arada Asım abi ve şey de geliyor Fatih. Reyne'ye biz diyeceğiz ki zaten. Kardeşim biz banka soyacağız. Ona göre dikkat et diye bir, bunun mesajını vereceğiz adama zaten. Adama diyeceğiz ki arabada C4 bombası var. Sen arabayı hareket ettirdikten sonra 100 km hızın altına düşersen bu araç patlayacak. Durmayacaksın, devam edeceksin. Arabaların yakıtları işte çeyrek depo falan olacak, anladın mı? Yani onların yanına birilerini vermeye gerek yok. Bence de gerek yok. Adama bu korkuyu yani çünkü orada girilen iş basit bir iş değil. Büyük yani market ya da kuyumcu değil. Bankaya giriyorsun direkt. Adama diyeceksin bankaya ki arabada C4 var pimli. Hıza sabitlendi. 100 km hızın altına düşersen bu araç patlayacak. Ömer. O yüzden... Lafını valla kesiyorum da. Ediz'e şu anda katılıyorum ben de.
Abi ben şunu söylemek istiyorum. Bak katıl şu anda. Evet evet ben İdiz'e çok katılıyorum. Evet. Fazla kurcalamayın bence. Aha. Evet. Tamam. Bir de değil. Bak beni sinirlendiren nokta Mahir. Mahir'i severim bak. Mahir'le hiçbir derdim yok. Ama burada birbirimizden habersiz iş yapacaksak. Anasını sik. Amına koydum. Kim o? Benim arabanın kapısı mıydı? Ya o yapmam, çarpmamıştır ya dizgin. Yani ben, Mahir'den yana ben, dediğim gibi bir sorun yok gündür, ama birbirimizden habersiz burada iş yapacaksak ben ona göre davranayım. Siz burada bekleyin ben soyup geleyim yani başka bir ekiple. Sonuçta para paradır. Bu mantıklı yok, ilerlersek. Yani Ediz'in dediğine ben de hak veriyorum. Ben bunun böyle olduğunu da bilmiyordum. Bilseydim hatta derdim bir Ediz'e sorun. Ekibin başına sorun. Ben herhalde aranızda anlaşmışsınız da beni çağırıyorsunuz zannettim. Valla ben 2-3 gündür evin içindeyim. Abi kafam sen miydin o? Çıktı. Şimdi baktığımız zaman Ediz'in çok haklı olduğu bir konu var. Biz fazla dışarıya falan adam madam düşünmeyelim çok fazla. Sıkıntı olur başka türlü. Yani tamam. Çok kalabalık olursak yakalanma riskimiz artar öyle diyeyim. Tamam. Şöyle o zaman Reyne'nin hiç arabaların içinde hiç kimseyi bırakmıyoruz. Yani başında adam bırakmıyoruz değil mi? Ya normalde Ediz sana uyar mı bu kısım? Bana uyuyor uyacak yani? Bir şey yok. Planda sorun olmadığı sürece ben sizi uyarım. Bizim dediğimiz şey işte Reyne'yi araca bindireceğiz ya. Tamam. Diyeceğiz ki kardeşim bak bu araba biz böyle böyle hani banka soyacağımızın garantisi yani onu söyleyeceğiz. Biz büyük bir işe giriyoruz. Araba çalıştıktan sonra 100 km hızın altına düşersen araç patlayacak. Bu ne olacak? Bir çıkış yaptığımız anda araçlar farklı yere dağılacağı için planda değişiklik olmadı değil mi? Aynı plan üzerinde konuşuyoruz. Aynı. Aynı plan değişiklik. Tamam. Araçlar farklı yere ayrılacağı için onlar zaten göt korkusuyla 100'ün altına zaten düşemeyecekler. 100 demeyiz 120 deriz. Anladın mı? Şehir içi. Bu ne olacak? Polislerin kafası karışacak bu durumda. Bu arada bir şey söylemem lazım. Ben istemsiz bir şekilde katılamayacağım haberiniz olsun. Soygun mu? Başım aşırı dönüyor. Yani bir 10 dakikada bir böyle yere devrilecek gibi oluyorum. Çok sıkıntıyım ben. Patlarım yani. Biraz daha vakti var zaten. Bir kontrol edersin kendini. Ya bir git bir duşa falan mı gir? Girdim oğlum. Bu 2-3 gündür böyle yani bir halsizlik var bende. Bayağı kötü. Anladım. Vallahi bilmiyorum. Ben şöyle bir düşündüğüm zaman helikopter kısmı bana mantıksız gelmeye başladı. Hangisiydiz? Helikopter. En son helikopterle kaçarız. Şeyi. Ya şimdi ben şunu sorguluyorum. 4 tane araba çıktığı zaman polisler bir mal olacak zaten. Evet. Ondan sonra yapıştırdığımız zaman köprüye kadar arkamızda polis olup olacağına bile ben inanmıyorum. Ya, olmaz mı diyorsun yani? Bence olmaz. Olursa da oğlum aşağıdan arabayı aldığımız gibi topuk. Yani oradan sonra... Şöyle düşün ama bir de. Diyelim tamam polis takıldı peşimize aşağı indik. Hı-hı. Helikopter olup tepemizde. Helikopter doğru arabayı takip edersen ne yapacağız? Ya tamam da helikopter doğru arabayı takip ederse zaten biz helikoptere ulaştığımızda da bizi takip edecek ve helikopterle bize sıkabilirler. Onu da hesaba katın. Helikopterde ölmek bak helikopterden arabaya ateş ederse bize bir sik olmaz. Tavanda kalır bütün mermiler ama helikopterden helikoptere ateş ederse ki yani polisler mi daha bu konuda tecrübeli biz mi onu da bir sorgulayın. Polislerin silahları mı daha... Bizim elinden sıkmamız zaten imkanı yok. Ha, bir de şeyi sorgulayın yani polislerin silahlarla bizim silahları sorgulayın. Onun için heli mantığını yani bir daha düşünün. Araçlar garajdan 4 kişi ya da 5 kişi 5 araba çıktıktan sonra biz basalım gidelim bir yere. Yok. Ha. Biz bir yere basıp gitmeyeceğiz. Köprüye kadar gideceğiz. Köprüden tamam. Aşağı atlayacağız. Aşağıya atladıktan sonra arabaya bineceğiz. Biz orada Cesur karşılayacak. Arabayı alacağız. Sonra Allah'a emanet nereye gidersek. Anladım. Hatta tamam. Cesur bile kendini riske atmayabilir. Veyahut şöyle bir şey yaparız. Mahir'i içeriye almak yerine Cesur'u içeriye alırız. Mahir orada bize arabayı bırakır. Yakın bir noktada bekler. Arabayı birisi çekmesin, polis götürmesin vesaire diye. Biz atlarız, arabayı alırız. Mahir oradan yoluna gider. Biz arabayı alıp işimize bakarız. Veyahut şöyle de olabilir. Dediğim gibi Mahir veyahut 6. kişi bize orada yardımcı olabilirse ve... Ne oluyor amına koyayım gene biri geldi. Derseniz ki görsel şölen yapalım. İnsanlar ne olduğumuzu anlasın. O yüzden helikopter kullanalım. Bak onu okeyim. İşin şovuna kaçıyorsa o saatten sonra okeyim. Peki şey yapsak Ediz ne olur? Paraşütümüz yok mu zaten bizim? Bilmiyorum onu. Var. Hani
Helikopterle belirli polis irtifaya çıkarız. Polis helikopteri varsa da zaten peşimizde. Helikopterle ya paraşütle atlarız bir kısmı. Oradan araçlara biner, topuk yaparız. Bu da olur. Garanti böyle. Bir dağın etrafından döndüğünüz zaman, paraşüt atladığı zaman adam paraşütte, sıkıntı yok. Her türlü kaçar yani, onu takip etmesi imkanı. Atıyorum mesela Edis, şu dağa doğru çıktık. Helikopter peşimizde, polis helikopteri. Oradan mı koyacaksın atıyorum? Bu tarafa bir yere düşeceğim. Burada bizi bir araba bekliyor. Buradan kayar gidersin. Şimdi şöyle, ben tam şehrin tam en tepesine doğru yükseleceğim. Oradan siz artık kasabaya falan nereye yayılırsanız. Şehrin diğer uçlarına. Yani. Para kaçar. Tamam. Ediz'de olacak herhalde. Öyle konuşmuştuk en son hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Parayla Ediz yok olacak. Biz de başımızın çaresine bakacağız. Bence Ediz'in ineceği nokta belli olsun. Yani belirleyelim o noktayı. O noktada da bir araba beklesin. İçinde hali hazırda bir şoförü olan. Aklıma geçen gün paraşütle yaşanılan şeyler geldi aklıma da. Daha önce paraşütle 19 atlamamış var mı burada? 19 Mayıs'ta yaşanan paraşütle ilgili olaylar geldi aklıma da. Yok şimdi herhalde. O zaman biri erkenden inecek. Ananı sikeyim. Hemen eksanına gidecek hızlıca. Ya o dediğim gibi. Ya da yerde bir araba hazır bekleyecek diyor Metin. Ya da bir kişi planın en dışında kalacak. Sadece bekleyen kişi olacak. Ediz'i almak için parayla birlikte. Ve o kişinin altında kesin olarak hızlı bir araç olması gerekiyor. Ben olurum. Ya şöyle bir durum var. Senin araban ne? Sporo, süper sporo. 811. Ya ama işte şeyi planlıyorum bak. Yani kaç kişi olacağız onu düşünüyorum, onu sorguluyorum. Evet evet. O. 6 kişi oluruz bak. 6 kişi, bu 6 kişinin içinden her noktayı şu anda tam olarak kafamızda oturtup. Kanka özele bak. Basıp gidiyoruz abi. Bakayım yavrum hemen. İçeriye girecekler garanti olarak Edis. Çaşarov 2. Helikopter elediysek Cesur. Onun dışında bir kişi daha. İçeriye girecek kişi fark etmez. Ben dışarıda da olurum. Ben isterim. Helikopteri oylamaya sokalım. Kaldırıyoruz mu yoksa... Kaldıralım bence. Helikopter kalkacaksa. Helikopter kalkacaksa Cesur dışarıda. O zaman içeride hala... Ya, sürücü olarak gelirim. Helikopteri bakalım, kaldıralım söylerim. Derken helikopter... somut olarak havaya yani. Helikopter olsun planın içinde. Çünkü Edis... biz bir köprü falan diyorsunuz da helikopterle baktık arkamızda polis var. Yanımıza çıkarken bireyini alabiliriz. Tamam mı? Çünkü bu yapılan iş basit bir iş değil. O iş olmaz Çaşar. Rehineyle çıkamaz. Tamam rehineyle çıkmayalım. Tamamdır abi. Yani, paraşüt işini söyledik. Helikoptere bindikten sonra belirli bir yere peşimizde polis helikopterim var. Atlarız paraşütte. Ediz bir yere atlar. Atıyorum örnek Fatih onu alır. Fatih Süner biz de bir yere geçeriz. Biz de birileri alır. Bir iki kişi alır. Peki bir şey soracağım sana. Paraşütten atladık. Atladık. Yakında da polis şeyi var diye attık. Atladık. İşte polis helikopteri var diye atladık. Polisler kalktı. Polis helikopteri var diye atlamadık yani. Polis helikopteriyle Cesur daha önce kaç sefer kaçtığını biliyorum polis helikopteri. Oğlum tamam kaçar kaçmaz onu sorgulamıyorum. Polis helikopteri var diyelim ve biz atladık. Tamam. Paraşütle sıktılar. Kaçımıza sık. Bilmiyorum. Bak manevraya burada, kalmış. Yani belli bir yerden burada, atlarsan ve belli irtifada açarsan yüzüne takılacağını sanmıyorum yani. Burada en riskli ondan sonra benimdir. Şimdi helikopter kalkıp sizi tek 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 aramayacak. Çünkü helikopteri takip edecek. Sizde işi olmayacak adamı. Çünkü %100 beni yakalayabilme ihtimali var en azından. Sizi bir ihtimal. Ya Sandy Shore civarında 3 kişi aynı anda atlama helikopterden. Teker teker salarsın. Hayır. Aynı anda 3 kişi attığı zaman ikisi kesin safe. %100. Bak şehirde zaten şöyle paraşütleri birbirinize bağlayacaksınız. Kendinize. İlk köprüden atlayan kişiler hemen bir kişi kucak kucağa arabaya biniyor. Ve helikoptere gelen 2-2 hemen şeyleri kucaklıyor ve paraşütleri birbirine bağlıyor. Oradan helikopterde sonra... kucaklama... Ona bir tekrar düşünün. Daha önce denediniz mi bilmiyorum evet, ama. Evet denedik biz denedik. Sıkıntı. Peki. Paraşütleri birbirine bağlayın abi. Ya bu kelepçeler var ya kelepçeyi atıyorsun aynen. Sırtından sırtına. Öyle önüne adam sırtın sırt tarafında zaten oluyor. İki kişi. Kemeri iki kere bağlıyorsun anladım. Aynen. İki kişi şey oluyor. Dört kişi oluyor yani. İki iki bölünüyorlar. Bir ben kalıyorum. Bir kişi daha kalıyor. O da işte büyük ihtimal sen tek atlarsın. O da sana kalmış. Nereye ve artık kendini ya safe bence... al. Bence Ediz'i direkt o kısımdan yani bankadan çıkış yaptıktan sonra parayla birlikte
Sadece bir kişinin alıp oradan uzaklaşması, yani Ediz'i yok etmesi parayla birlikte. Ya Coşkun selam, onun buradan geçiyordum diye hep gelecek diye çok korkuyorum ama. Arabanın bekleyip bizi de oradan uzaklaştırması daha hoş gibime geldi. Siz bilirsiniz. Ayrı bir araba ayır. Ya zaten dalacağız da şehire paruşlarla. İlla ki şey yaparız, saklanırız şehrin içinde. Ne bileyim, gel bir kıyafetçi ya. Markete bir yere gir. De maskeyi falan çıkart be. Araya karış. Edis Çaçarov, Gerald 3 diyelim. Gerald'ın araba süreceğini varsayarak. Ben de kullanabilirim bu arada. Şeyden çıkışta. Bankadan mı? Yok, bankadan şeyden. Çıkışta. Gerald'a verelim onu. Sen de hem para olacak hem araba süreceğim falan, o bir sıkıntı biraz. Araba jugular olduğu için söyledim ama benim için problem yok. Söylerim, sıkıntı. Gerald da halleder onu. Okey. Problem yok. Bir de ben polisle konuşacak taraf olduğumu örnek olarak söylüyorum. Matkap kaynak makinesi bu ana şeyleri yapacak kişi. Coşkun Motel'deymiş, tamam. Yani sıkıntı. Arka kapıya bakmayacak kişi olması gerekiyor. İki kişi, yani Ediz'le bir kişi daha. Şimdi Gerald zaten sürücü değil mi? Gerald içeride. Ben ön kapıda reynelerle olduğumu varsayarsak Gerald da bankanın içinde gezebilir. Ya arka kapıda durum yok. Durum yok. Arka kapıya bakılması gerekiyor. Arka tamam, kapıyı biri tutacak. Önde tamam. Biri kalacak. Heh, İki kişi de yapacak içeride olacak. Okey, arkada ben varım. Tamam, Gerald arka geçer. Önde ben varım. Ediz aşağıda. E tamam. Matkabı ben kullanabilirim istiyorsanız. Tamam. Fatih daha önce yaptın mı bunu? Birkaç kere. Banka yaptı değil işte. Tabii. Ha tamam. Kaynak makinesiyle matkabı Fatih kullansın. Geri kalan Cesur helikoptere çıkıyor. Değil mi? Aynen. Şimdi şöyle. Reyner'in başına adam bırakmıyoruz değil mi? Reyn'in başında ben varım işte. Reyn'in başında dışarıda mı? Kaçarken. Orada bırakmıyoruz kesinlikle değil mi? Çünkü atladığınız gibi şeyden, köprüden sizi bir kişi alacak. O zaman şöyle mi yapıyoruz? Bakın üstünden geçiyorum. Camı kapatacağım götümden. Ediz ile Fatih içeriye giriyor. Aşağıya daha doğrusu. Arka kapı ve iç kontrol. Gerald da ön kapıda. Çaçarov konuşuyor. Total 4 kişi içeride. Çıkışta aranızda kararlaştırın ya Ediz ya da Gerald arabayı sürecek inşaata kadar. İnşaatta çıkış yapılacak. Aynı ya farklı farklı arabalar çıkacak da bizim araba çıkış yapacak, köprüye gelecek. Köprüde aşağı atlıyorsunuz. Aşağıdaki arabada ben olacağım o zaman. Aşağıdaki arabadan direkt olarak limandaki binanın ya da işte fabrika tarzı yerin. Biliyorsun değil mi nereye olduğunu? Evet evet. Yere içeriye giriyorum. Tekrardan birazdan bakarız ona Cesur ikimiz. Oraya giriyorum. Totalde 5 kişi Cesur dışında helikoptere biniyoruz. Helikopterle kalkış yapıyoruz. Benim fikrim bir kişi önceden parasız olan bir kişi atlasın. Bakalım helikopter peşine düşecek mi? İkinci kişinin Ediz olması taraftarıyım. Ediz tek başına oturmak durumunda helikopterde. Yani ön koltuğa otursun, arkaya sıkışırız biz. Aynen. Tek başına otursun. İkinci kişinin Ediz olması taraftarıyım. Atlayacağı yer ve orada bırakacağı araba şu anda bence bir tık önemli. Onu kararlaştıralım ki bir durum olursa Ediz'i nerede arayacağız? Kaçamadı mı, kaçtı mı, ona göre konuşmamız gerekiyor. Telsizler var da hani onu şey yaparız da. İşte. Bir de şöyle yapabiliriz. 3-4 kere telsiz frekansı değiştirin, hani olur olmaz. Aynen. Yani belirleyelim onları şimdi. Girin çıkın, sonra girdiğiniz kanalda. Bu mevzu toplam kaç kişi olacağız? 7 kişi. 6. 6. 6 olmak durumunda yaz fazla olursa sıkıntı çıkabilir. Yakalanma şansımız artar. Evet. Öyle anlatayım. Ya şimdi şöyle, ben 2-3 gündür evimdeyim biliyorsunuz. Kafam halletmem gereken şeyler vardı evin içinde. Son güncel şeyleri bilmiyorum. Hani biz Ediz bana söylediğinde ben bir Metin'e bir de Asım'a söylemiştim. Bir de Gerald'lardı. Dörttük. Sonrasıyla ilgili hiçbir gelişim yok işte. Mahir, Fatih falan. Hani onu tamam, konuşun yani. Konuşun, ben bilgim yok yani. Ölü insan bedeni gibiyiz amına koyayım. Sürekli yürüyoruz ama kontrollü mü kontrolsüz mü bundan emin değilim. Şöyle söyleyeceğim o zaman. Asım katılmayacaksa. hiç riske girmeyelim. Telsize falan da girmesen bence. Yok. Ben zaten büyük ihtimalle evde olacağım. Aynen. Onun dışında ya Fatih ya Mahir, ikisinden birisi içeriye girecek kişiler. İşte matkap ve vesaire için. Ama Fatih ben yaptım diyorsa şu anda avantajlı olan o gibi duruyor. Ben hallederim o işi. Trafik modu var abi o yüzden. Ben olurum. Feda edebilirim, sıkıntı yok. Okey. Benim küçüklüğüm sanayide gerçek
geçti. Ben de bu işi yapabilirim de. Bana fark etmiyor. İçeride de kalabilirim, dışarıda da ama ben içeride değilsem o zaman benim görevim ne burada? O bir tık evet. O bir tık şu anda konuşulduktan sonra sıkıntı olacak. Çünkü konuştuğumuz gibi altının üstüne çıkarsak sıkıntı olabilir. Yakalanma riski artıyor ya. Racano da ters sanki. Tamam. Şöyle evet. O zaman. Metin, Gerald, ben, Çaça, Fatih, Edis. Okey mi? Tekrar saysana. Edis, Fatih, Çaça, ben, Gerald, Metin. Yani ben Fatih'i bile bilmiyordum. Asım sıkıntılı ya. Olmayacak diğer türlü. 5 yapmaz gerekir. Evet. Şu an Fatih daha iyi olur. Ama Fatih, Asım'a güvendiğin kadar güvenebilirsin. Hı hı. Sıkıntı yok. Fatih'i yıkar amına koyayım. Benim gözlük, benim elemanım. Kime anlatıyorsun? Sokuk. Ne demek ne oğlum? İstihbarat sağlayabilir polisler şu tarafta bu tarafta. Ona göre şehir içine ulan göre. Onu, onu Fatih'in yapması daha hayırlı olur. Sıkıntı olur. Bence bir an önce başlayalım. Ben bir telefondayım, ayarlayın o zaman. Sıkıntı şimdi. Olur. Telsize falan da girmesinler. Bakın benden de söylemesi. Kim? Yani 6-2 dışında kimse gözcüymüş, telsiz frekansmış bir şey yapmasın. Bence sıkıntı olacak gibi. Evet abi. Bilmesin bile yani. Tamam. Kafa sikmesin orada. Aynen. Okey. Abi şimdi peki yol haritamız şöyle mi? Kıyafet, araba, rehine, banka. Evet. Aynen. Paraşütler, kıyafetler yapacağım. Tamam peki aynen. Silah muhabbeti. Kaç kişi de ve ne kadar? Hangi silahlar? Vallahi açık konuşalım. İçeride bir kişi de ve Gerald da bende olsa tamam. Ben de şu an tabanca var alırım. Tamam tabancayı. Ben de tabanca alırım. Büyüye gerek var mı? Tamam ben almam. Emin misiniz? Büyük bir iki tane sokalım içeri. Büyük bir iki tane olsun. Mi? Aynen. Bende yok. Tamam Gerald'ı sal bana. Büyük mü sokacaksın içeriye? Gereksiz. Polisle çatışabilir miyiz? Çatışmayacaksın gereksiz. Yani. Nereden biliyorsun aman okuyayım? Tamam polise çatışacaksan da M4 çelik yeleği Uzi mi kullanacaksın? Ne kullanacaksın? Roket atar mı? Al gel kullanayım. Tamam varsa kullanacaksın. Yoksa elimizde olanı kullanacağız aman okuyayım. Deneyelim. Siz bilirsiniz sıkıntı yok deneyin. Yani buradaki ekibin sınırları şu an, imkanları şu an sınırlı. Tamam Çaçarov'da uzuyorsun. Klavye renkleştiriyor gözüm bozuldu. Çaçarov'da uzuyorsun. Gerald'da pistol olsun. Edis'le Fatih içinizden geliyorsa Edis gerekiyorsa. Büyük var mı sende? Var hallederiz çözeriz. Tamam. Edis gerek duyuyorsan sen de al yanına garanti olsun. Edis tabanca alsın sadece. Edis'in işi farklı olacağı için. Olsun kendini güvence alsın. Olabilir. Sıkıntı yok. Ben garanti olsun diye arabadayım falan ama ne olur ne olmaz yanıma alsam mı diye düşünüyorum şu anda. Onu ben kararlaştırdım. Sıkıntı yok zaten. O benim riskim olur. Alıp almamam. İneceğimiz noktayı vesaire ben şimdi cesurla gidip tekrardan şey yapacağım. Tek araba. Gideceğiz. Ondan sonra kıyafetlerimizi aynı tip mi yapacağız? Farklı mı yapacağız? Herkes aynı tip. Tek tip. Herkes aynen. Aynı. Okay. O zaman yakındaki kasabalarda bir kıyafetçiye gidelim de fazla dikkat çekmez. Oğlum ben bu planda yoksam gideyim ben hiçbir şey anlamadım. Yani çağırdınız burada bir görev yok amına koyayım. Seni kim çağırdı? Cesur. Beni niye çağırdın sen? Beni niye çağırdınız amına koyayım ya ben gidiyorum hadi görüşürüz. Oğlum gideriz ben tam neyse sen. Asım abiyle gidiyorum. Benlik bir şey yok. Sana şu dalga dümenleri vereyim ben de kaçacağım hadi. Evet. Yanında mı? Hayır değil getirmedim tamam. Onu. Tamam ben geçiyorum o zaman şeyleri ayırıyorum. Tamam ayırma. Ben de onlara, biz de Cerut'la gidelim. Matkap kaynak makinesi. Onlar... Fatih. Var mı? Olan var mı? Aga be. Sende var mı? Yapacak bir şeyim yok ama. Bende var. Yedeğini tamam alalım işte. Mı diye diyorum. Ya yedeğe sanmıyorum. Peki. Ama... Hı. Bilmiyorum. La okey diyorsan... Tamam. İki tane. Bende de var. Ben de vereyim. Yedek olarak kralsın. Güzel. İçeriye mi? Hı hı. Kaç tane var toplam? Ya bende bir tane... Bende bir çift var. Fatih'de de, de bir çift varmış. Var. Yani kırılır marılır. Matkap mı? Bende de var. Bende de var. Hı-hı. Abi bence hepsini sokun. Okey. Onları da görelim. Okay. Bak kırılırsa göte gelirsiniz. Matkap ucu falan kırılırsa bak, sıkıntı olur. 3 çift var yani kesin. 3 çift var. Ben ona göre hazırlıklı gireceğim içeri çünkü. Tamam. Hadi üç o zaman. 3 çifti. O zaman şu an ne yapıyoruz? Kıyafetçiye gidelim diye düşünüyorum. Kıyafet. Önce kıyafet ayarlayalım sonra şey ayarlayalım. Tamam, araştırıp cevap geçelim cevap o zaman. Size birkaç bir şey göstermem lazım ama. Planla ilgili.
Direği mi diyorsun? Evet, direk kesinlikle ve kesinlikle o direğe kat edilmesi lazım. Gösterdin mi sen? Yok, daha göstermedim. Evet, onu göstereyim ve Metin sana da artık geleceğin yeri göstereyim. Aynen. Hadi geçelim. Hadi gel, eve gelsene benim. Son nereye gidiyoruz? Canavarı noktaları inceleyelim. Ben şapkamı çıkartmam. Efendim? Çok bilmiyorum. Şakaydı amına koyayım. Şapkayı çıkartmıyormuşsun değil mi? Bilmen gerek. Polis direkt yakalandık. Aa, direkt beni tanıyorlarmış. Şu inşaatı şey mi? Benim gösterdim yani. Oğlum parlaklıktan değil. Grafik modu böyle. Baksana be. Ananı sikeyim. Hep U'ya basacağıma Y'ye basıyorum.